Yasmin, baş ağrısı için ilaç ister misin kızım? Anneciğim, ilaç ister misin? Eve geldi ne kadar zaman oldu. Babam hala çıkmadı şu çalışma odasından. Sen bir gitsen mi abi? Bence hiç gitmeyin çocuklar. Biraz yalnız kalsın, dinlensin. Bana niye anlatmadınız? Niye bilmiyorum hiçbir şey. Her şeyi tek başıma halletmek istedim. Çocuklarım için bir şey yapmak istedim. Ama olmadı işte. Beceremedim. Yani... O Ömer denen çocuk gelip her şeyi bozdu, alt üst etti. Ahmet, karakolda beni koruduğun için çok teşekkür ederim hayatım. Ben senin hayatın falan filan değilim. Bundan sonra da hiçbir şeyin olmayacağım. Ne demek istiyorsun sen? Karakolda ne yaptıysam çocuklarım için yaptım. Ama bundan sonra seni asla görmek istemiyorum. Pılını pırtını topla, bu evden bu gece gidiyorsun. Ahmet, saçmalıyorsun. Çok büyük bir hata yapıyorsun. Almak istediğin eşyalarını topla ve çık git bu evden. Demek git. Öyle mi? Yaşadığımız onca şeyi, yaşadığımız onca yılı bir kalemle silip atıyorsun yani Ahmet. Öyle mi? Baba, gerçekten saçmalıyorsun. Bir sakinleşelim, hep beraber oturup konuşuruz. Siz karışmayın oğlum. Anneniz şimdi çıkıp gidecek buradan. Ben avukatımla konuşacağım, boşanma işlemlerini başlatmak için arayacak seni. Hayır efendim. Avukatına söyle, hiç beni arama zahmetinde bulunmasın. Çünkü senden boşanmayacağım Ahmet. Ben yaşadığım sürece böyle bir şey olmayacak. Bunu aklından çıkarma. Anne. Anne, ben de geleceğim seninle. Gerek yok Sarp. Ben kendi başımın çaresine bakarım, merak etme. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Nerede kalacaksın ya? Zerif ablaya mı gideceksin? Yok. Kimsenin bu olayı duymasını istemiyorum. Bir otele falan giderim herhalde. Tamam, ben bırakacağım seni. Bekle, anahtarımı alıp geliyorum. Yasmin. Ağlama benim güzel kızım. Anne, boşanacak mısınız gerçekten? Ne münasebet. Babam biraz sakinleşsin. Biz konuşuruz yine onunla. Öyle kolay değil boşanmak. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.